mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez, inandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez. Bizler Anadolu'nun kapılarını açan, Sultan Alparslan'a kadar uzanan kutlu bir davaya sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam ediyoruz. Zulme uğrayan milletlerin, Gazze'nin, Filistin'in, Doğu Türkistan'ın sesi oluyoruz. Ay yıldızlı bayrağımız sadece bizim bayrağımız değil, dünyanın dört bir köşesindeki mazlumların da bayrağıdır. Bu vesileyle İsrail'in çocuk, bebek ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinli kardeşimizi şehit ederek Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları bir kez daha nefretle kınıyorum. Üç gün önce şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet diliyor. Filistin'deki zulmün bir an önce sona ermesini Rabbimden niyaz ediyorum. Yıllardır devam eden ve 7 Ekim'de katliama dönüşen saldırılar sonunda Gazze'deki mazlum Filistin halkına yapılan zulüm hepimizi derinden yaralamaktadır. Bakmaya dayanamayacak seviyelerde bir vahşet yaşanıyor. İnsanlığın bu kadar mı düşmanısınız? Kalbinizde merhametin zerresi de mi yok? Masum bebeklerin, masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç, hiçbir ideoloji meşru gösteremez. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen günde belirttiği gibi kalıcı barışa giden yolun açılması için Türkiye üzerine düşenin ne varsa yapmaya hazırdır ve yapmaya da devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikteyiz ve biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Bundan sonra da eğmeyeceğiz. Herkes tarafından da bu böyle bilinmesi lazım. Kıymetli hemşerilerim, Türkiye AK Parti hükümetlerimiz ile 22 yılda büyük atılımlar yaptı. Bazılarının hayal bile edemeyeceği projeleri milletimizin hizmetine sundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul Havalimanı, Ordu Giresun, Rize Artvin Havalimanları, Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara Niğde Otoyolu gibi küresel ölçekte birçok mega projeyi hayata geçirdik. 2002 yılında sadece 6101 kilometre yol varken bugün 29.439 kilometre bölünmüş yol yaptık. Bölünmüş yollarla bağlanan il sayımız sadece 6 iken bugün 77'ye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın da 8. hızlı tren, yüksek hızlı tren işletmecisi haline getirdik. Ülkemizde tam 2251 kilometre yüksek hızlı demir yolu inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlarda aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyor biliyorken bugün 131 ülkede tam 346 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. 10 Ağustos'ta da Çukurova Uluslararası Havalimanımızın açılışını gerçekleştireceğiz inşallah. Geniş bant abone sayımız 2002 yılında 20 bin iken bugün 93 milyonun üzerine çıktı. Fiber optik kablo uzunluğumuz 561.695 kilometreye yükseldi. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan 6 ayı başarıyla uzaya fırlattık. Test süreci devam ediyor. İnşallah yıl sonunda bütün testler tamamlanmış olacak ve 6 ay uydumuzu inşallah biz devreye almış olacağız. Sayın Salih Coray'ı plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Teşkilatımızın en yüksek üye oranına ulaşan Dernek Pazar İlçe Teşkilatımız adına Trabzon İl Koordinatörümüz, Muğla Milletvekilimiz Sayın Kadem Mete'yi sahneye davet ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, sabrın da bir sınırı oluyor. Maalesef olmaması gereken şeyler
Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarında hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. O yüzden ben de keşke olmasaydım.